Vergi alanında uluslararası işbirliği uzun yıllardan beri G20 ülkeleri, Avrupa Birliği ülkeleri ve OECD ülkeleri yani Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü çerçevesinde yürütülen bir süreç. Bu yürütülen sürecin temel amacı vergi alanında işbirliği yaparken vergi kaybını, vergi kaçakçılığını, vergideki şeffaflığı sağlayarak önlemek. Bir diğer konu ise terörün finansmanına kesinlikle imkan tanımamak ve kara para aklama trafiğini de tamamen bitirmeye yönelik. Bu çalışma çerçevesi içerisinde dünyanın 136 ülkesi 2011 yılında paraf etmiş olduğu bir anlaşma var. Bu anlaşmanın tabii ki yürürlükle ilgili olan kısmı 2017 yılında imzalanmış ve 2019 yılında sonuçlandırılmıştır. Türkiye bu çerçevede 2018 yılı itibariyle sadece Norveç ve Letonya ile bilgi paylaşımına başlamış. 2019 yılı için 2020 yılın sonunda ise Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıklamış olduğu 54 ülke ile bilgi paylaşımına başlayacağını ifade etmiştir. Bu 54 ülkenin içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığı'nın da açıkladığı üzere teknik altyapının ve çalışmalarının tamamlanmaması nedeniyle Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve Avusturya bulunmamaktadır. 2021 yılı için 2020 yılına bakarak baktığımız zaman bir bilgi paylaşımının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise 2021 yılında yine Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıklayacağı bir listeyle kamuoyuna paylaşılacaktır. Dolayısıyla her sene bilgi paylaşımının hangi ülkelerle yapılacağı tekrar aktualize edilecek, ilave edilecek olan ülkeler olabilir, çıkartılabilecek ülkeler olabilir ama süreç içerisinde tüm ülkeleri kapsayacak şekilde bu sürecin genişleyeceğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu otomatik bilgi paylaşımının gerçekleşmesine baktığımız zaman, Türkiye'nin neden buna taraf olduğuna baktığımız zaman, 136 ülkenin dahil olmuş olduğu bir çerçevede, tüm global düzende bütün ülkelerin bu çalışmaya meyal olduğu, bu çalışmayı desteklemiş olduğu bir düzende, Türkiye'nin de dünyadaki ekonomik sistemle entegre olduğu, serbest piyasa koşullarının tamamını gerçekleştirmiş olduğu bir düzende, vergi şeffaflığının en önemli madde olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Uluslararası anlamda bu çalışmalara katılmayan ülkelerin birinci aşamada gri listeye alınacağı, ikinci aşamada kara listeye alınacağı ve uluslararası bütün finans kuruluşlarından, bütün kredi kuruluşlarından tecrit edilecekleri ve uluslararası fonların kesinlikle bu ülkelerle birlikte çalışmayacağının da altını çizmek gerekiyor. Dünyadaki ekonomik sistemle bütünleşmiş olan Türkiye'nin kesinlikle böyle bir noktaya gelmesi hiçbirimizin arzu etmiş olduğu bir şey tabii ki mümkün değil. Peki baktığımız zaman otomatik bilgi paylaşımı çerçevesi içerisinde nasıl bir bilgi paylaşımı olacaktır ve kimlerin bilgisi paylaşılacaktır diye sorduğumuz zaman otomatik bilgi paylaşımı çerçevesinde bir vatandaşın vatandaşlığına bakılmaksızın mukim olduğu ülkenin dışında bir başka ülkede eğer bir banka hesap bilgisi varsa, banka hesap bilgisinin bulunduğu ülkedeki Gelir İdaresi Başkanlığı, vatandaşın mukim olduğu ülkeye her sene otomatik olarak mütekabiliyet esasına göre vergi dairesine vereceği hesap bilgisinin otomatik olarak dijital ortamda paylaşımıdır. Burada temel çerçevenin bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Vatandaşlığa dayalı olmadığını, kesinlikle mukimliğe, ikamete dayalı olduğunu da belirtmekte fayda mülahaz ediyorum. Yani Türkiye'de ikamet etmekte olan bir Japon vatandaşı var ise, o Japon vatandaşının da Japonya'da bir hesap bilgisi var ise, bu vatandaşın hesap bilgisini Türkiye Japonya'dan talep edecek. Yine Japonya'da mukim olan bir Türk vatandaşı varsa, bu vatandaşın da Türkiye'de hesap bilgisi varsa, Japonya'nın da Türkiye'den ilgili kişinin hesap bilgisini talep edeceğini veyahut da talep etmeden otomatik olarak paylaşılacağını ifade etmemiz gerekiyor. Burada belirtmemiz gereken en önemli husus, hesap açtırır iken eğer yurt dışında ikamet ediyor idiyseniz ve süreç içerisinde Türkiye'ye gelme durumunuz veyahut da adresinizi Türkiye'ye taşıma durumunuz veyahut da süreç içerisinde Türkiye'de yaşamaya başlama durumunuz söz konusu olduysa bir an önce bankadaki adres bilginizi güncellemeniz gerektiğini de belirtmekte önem atfediyorum. Bu çerçevede eğer Türkiye'de yaşamaya başladıysanız bir an önce bankaya giderek adres bilginizi güncellemeniz ve otomatik bilgi paylaşımı çerçevesinin dışına kendiniz almanız önem arz ediyor. Peki bu otomatik bilgi paylaşımı çerçevesine baktığımız zaman hangi
bilgiler paylaşacaktır diye sorduğumuz zaman, birincisi saklama hesapları, ikincisi mevduat hesapları, üçüncüsü ortaklık ve borç ilişkisi menfaati, dördüncüsü nakdi değer sigorta sözleşmeleri, beşincisi ise baktığımızda düzenli ödeme sözleşmelerinin bu kapsam içerisine girdiğini görüyoruz. Bu kapsam içerisine girdiğiniz zaman peki sizin hangi bilgileriniz paylaşılacak? Birincisi isim ve soy isminiz. İkincisi baktığınız zaman doğum tarihiniz ve doğum yeriniz. Üçüncüye baktığınız zaman adres bilginiz. Dördüncüsü sizin ilgili ülkedeki vergi kimlik numaranız. Beşincisi hesap numaranız ve hesap bakiyeniz. Ve en son olarak baktığınız zaman hesap bakiyenize yıl içerisinde ödenen faiz, temettü veyahut da herhangi bir kar geliri varsa bu bilgilerin paylaşılacağını belirtmemiz gerekiyor. Altını kalın bir şekilde çizerek belirtmek istediğim bir diğer konu ise, eğer bu hesabınıza yıl içerisinde ödenen kira gelirleriniz veyahut da emeklilikle ilgili gelirleriniz varsa bu gelirleriniz kesinlikle paylaşım kapsamı içerisinde bulunmamaktadır. Yani hesap hareketlerinin hiçbir şekilde paylaşılmayacağını ifade etmek istiyorum. Paylaşılmayacak olan bir diğer bilgi ise, eğer Türkiye'de bir gayrimenkulünüz varsa, taşınır veya da taşınmaz bir malınız varsa bu da paylaşım çerçevesi içerisinde değildir. Konuşmuş olduğumuz paylaşım kesinlikle sadece finansal hesapları kapsamaktadır. Bu finansal hesapları kapsayan bilgilerde sadece Türkiye'de mukim değil iseniz, başka bir ülkede mukim iseniz bu çerçevede paylaşılacaktır. Süreç içerisinde ikametini Türkiye'ye taşımış ve Türkiye'de yaşamaya başlamış olan vatandaşlarımız varsa bu vatandaşlarımızın bilgisi kesinlikle bilgi paylaşımı çerçevesi içerisine düşmemektedir. Yine belirtmek istediğimiz bir diğer konu ise, bu bilgi paylaşımının kişisel verileri korunma kanunu kapsamı içerisinde engellenip engellenemeyeceği ile ilgili. Bu konuyla ilgili olarak kendilerini uzman olarak tarif eden, uzman olarak ifade eden kimi insanların vatandaşlarımızı bir şekilde tedirgin ettiği, vatandaşlarımızın bir şekilde bu tedirgin olmaları halinden kendilerine bir çıkar sağladığı ile ilgili olarak duyumlar almaktayız. Belirtmemiz gereken husus, uluslararası bir anlaşmanın kişisel verileri korunma kanunu kapsamı içerisinde değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, uluslararası olan bu anlaşmanın kişisel verileri koruma kanunu dışında değerlendirmek durumunda olduğumuz ve bu bilgilerin kesinlikle adrese dayalı olarak ilgili ülke ile süreç içerisinde hangi ülkelerle paylaşılacağı da ifade edilerek paylaşıma başlanacağı, bu çerçevede bu meyanda hiçbir şekilde e-devlet şifrenizi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı veyahut da vekalet vererek ilgili kişileri bir şekilde görevlendirmek veyahut da onlara herhangi bir şekilde bir maddi ücret vererek onları haksız yere zenginleştirip kendinizi mağdur etme noktasında hareket edilmemesi gerektiğini de belirtmek istiyorum. Otomatik bilgi paylaşımı süreci içerisinde hükümetimiz yurt dışındaki vatandaşlarımızın haklarını korumak için azami gayret göstermiş. Önümüzdeki süreç içerisinde de göstermeye devam edecektir. Teknik altyapı çalışmaları şu an itibariyle devam edecektir. Belirtmiş olduğum 5 ülke ile ilgili bilgi paylaşımının ne zaman başlayacağı ile ilgili olarak şu anda belirtilmiş olan bir tarih söz konusu değildir. Ancak kesin olan 2019 için 2020 yılının sonunda herhangi bir bilgi paylaşımı olmayacağıdır. Ne zaman itibariyle de bu bilgi paylaşımının başlayabileceği ile ilgili olarak şu anda belirtilmiş, deklare edilmiş herhangi bir ülkeyle de imzalanmış olan, parafe edilmiş olan bir anlaşma yoktur. Çünkü zaten bu anlaşma ülkeler arasında değil, OECD bünyesi içerisinde uluslararası olan bir anlaşmadan bahsediyoruz. 2021 yılında 2020 yılı için hangi ülkelerle bu anlaşmaların yapılacağı, bir kez daha ifade ettiğim gibi 2021 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yapacağı açıklamayla ilgili olacaktır. Bu çerçevede bazen belirli ülkeler Türkiye ile ilgili bilgi paylaşımına başladıklarını veya da başlayacaklarını deklare edebilirler. Ama burada asıl olan Türkiye'nin ilgili ülkelerle bu bilgi paylaşımını ne zaman başlayacağıdır. Dolayısıyla burada vatandaşlarımızın önemli olan, önem göstermeleri gereken, ehemmiyet vermeleri gereken Türkiye'nin açıklamalarıdır. Çünkü bilgi paylaşım sürecine Türkiye başlamadığı müddetçe ilgili ülkelerin bu paylaşıma başlayacaklarını söylemeleri tek başına yeterli değildir. Zira bu mutekabiliyet esasına göre hareket edecek bir süreçtir. Bu çerçevede vatandaşlarımızı bilgilendirici çalışmalarımız, bilgilendirici konuşmalarımızı
önümüzdeki süreç içerisinde devam edeceğimizi ifade ediyor. Yurt dışındaki vatandaşlarımız için hem komisyon olarak hem AK Parti iktidarı olarak her zaman için en önemli gündem maddelerimizden birileri olduğunu belirtiyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla diyorum.